Evet efendim, Ankara stüdyolarındayız. Aki TV ekranlarında Ankara Kulis programına start vereceğiz. Her zaman söylediğim o klasik giriş olacak ama yine bugün bu pazar günü önemli bir konuğa ev sahipliği yapıyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan konuğumuz. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun, şeref verdiniz efendim. Estağfurullah, çok sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Ve daimi konuklarımızdan gazeteci yazar Serdar Arseven, Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü. Üstad sen de hoş geldin, şeref verdin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Evet, konularımız, gündemimiz yoğun. Yani ekonomi, Millet İttifakı, 2023'e doğru ittifakların alacağı durum, Türkiye'de bir muhalefet sorunu var mı? Bu konuları uzun uzadıya masaya yatıracağız bu yayında. Ama ben Sayın Genel Başkan'ın da müsaadesiyle ilk soru noktasında Sayın Üstadıma, Serdar Arseven'e söz vermek istiyorum. Onun soracağı soruyla start alacağız. Buyurun Üstad. Efendim, öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Hoş ben bulduk. Daimi konuk olduğu için hoş geldiniz deme selahiyetine sahibim. Benim aklımdaki soruyu dün sosyal medyada paylaşmıştım. Sayın Fatih Erbakan Akit Televizyonu misafir olacak. Ben de orada olacağım. Kendisine hangi soruları yöneltelim diye sormuştum. Birçok soru geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Tabii. İşlerinden bir tanesi tam benim soracağım soruya denk gelmiş. Haydar Bey şöyle demiş. Televizyonlarda ve meydanlarda siyasilerin birbirlerine, eski yeni bürokratlara, medya mensuplarına çok fazla hakaret ve ihanet suçlamasında bulunduğunu görüyoruz diyor. Eskiden adamı ipe götürecek ithamlar bugün siyasetin normal dokunuşları oldu diyor. Böyle bir dile geldi diyor. Biz de Sami Bey'le konuşurken siz gelmeden bundan dert yanmıştık. Demiştik ki yani rahmetli Erbakan Hoca ile rahmetli Bülent Ecevit atışırdı. Ama öyle bir atışırlardı ki. Çok doğru. Onda evet. Hem espriler olurdu, hem toplum gerilmezdi, hem de bir şey anlardı insanlar. Bir şey anlardı. Konu konuşulabilirdi yani. Belki gençler için de benim geçen bir yazımda bu var. Yani gençler öncelikle bu dilin yumuşamasını istiyor. Bu yani psikolojiyi bozan dilin yumuşamasını istiyor. Şimdi bir değerlendirme olarak nasıl bugüne geldik? Bir de nasıl çıkabiliriz bundan? Evet. Evet. Usuletle ve suhuletle diyor ya Fekeli. Böyle bir şeye nasıl gelebiliriz? Evet, tabii öncelikle izleyicilerimize de selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah programımız hayırlı olsun. İnşallah. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten o eski siyaset günleri özleniyor. Maalesef şu anda dil çok ağır. Eskiden mesela karşılıklı bir rekabet vardı ama insanların zihninde şu vardı. Rakip parti de olsa, siyasi rakibim de olsa art niyetli değil, kötü niyetli değil. Bu memleketin, bu ülkenin evladı ama yanlış biliyor. Yöntemi yanlış. İşte çıkmaz sokakları öneriyor, o sokaklar çıkmazdır gibi. Ama şimdiki durumda maalesef hayır, karşıdaki adam vatan haini. Vatan millet düşmanı, ülke düşmanı, efendim terörist. Şimdi bu noktaya gelince tabii hakikaten olması gereken sınırın çok dışına çıktı. Ve tabii yukarıda bu olduğu zaman bu aşağı doğru, tabana, teşkilatlara, halka doğru daha da şiddetlenerek, artarak gidiyor. Ve tabii tehlikeli bir noktaya geliyor. Biz onun için Yeniden Refah Partisi olarak en önemli vurguladığımız hususlardan bir tanesi, siyasete nezaket getireceğiz, zerafet getireceğiz, yumuşak üslup kullanacağız. Kimseyi rencide etmeden konuşacağız. Efendim, eleştiri değil, sadece aynı zamanda çözümü ortaya koyacağız. İşte siyaseti kavga etme yeri değil, milletin derdine derman olma yeri olarak görüyoruz. Bunları hep özellikle vurguladık ve şimdiye kadar da dikkat etmeye çalıştık. Tabii eski siyasilerimiz, özellikle de merhum Erbakan Hoca gerçekten bu konuda örnek. Kimseyi kırmadan, rencide etmeden, hatta eleştirirken bile tebessüm ettirerek eleştiren bir insandı. O iklime tabii çok ihtiyaç var. Biz de tabii Yeniden Refah Partisi olarak elimizden geldiği kadar buna katkı sağlamak için uğraşıyoruz. Ben de burada bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii. 12 Eylül öncesi Meclis Genel Kurulu'ndaki bir oturumda merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan kürsüde konuşurken Sayın Demirel de oturduğu yerden çok iyi hatırlıyorum laf attı. Onun üzerine
merhum başbakan kürsüden şunu söyledi. Şu hiç unutmuyorum onu. Kafasını salladı. Seni dedi seni ıspanaktan yağ çıkar mı dedi. Yeah. Şimdi bir düşündük ki bu ıspanaktan yağ çıkar mı? Bunda herhalde bir özel bir anekdot. Sonradan açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ortak derslerine giren öğretim görevlisinden birisi Sayın Demirel'e öyle diyormuş. Ispanaktan yağ çıkmaz. Senden de bir şey olmaz diyormuş. Onu da o oturumda Sayın Erbakan kürsüden dillendirdi. O dönemde ses getirmişti. Onu... Yani işte birkaç soruyu cevaplayamayınca bir tane daha sorsanız diğer konularda iyiyim falan deyince hocası öyle demiş galiba. Evet. Yani işte ıspanaktan yağ çıkmaz boşuna uğraşma diye. Evet. Yani rahmetli Demirel mi bir başka arkadaş mı ondan tam emin değilim ama belki Demirel de olabilir. Ama teknik üniversiteden çıkan bir hocanın söylediği bir söz olduğu kesin. Evet. Yani ıspanak olunca istediğin kadar uğraş, ne kadar evet. sıkarsan sık bir şey çıkmaz anlamında. Bunun gibi işte mesela yine rahmetli Demirel'in vergi politikasını eleştiriyor Erbakan Hoca. Diyor ki yani çok fahiş, çok ağır vergiler koyuyorsunuz. Sonra Sayın Demirel de çıkıyor kürsüden diyor ki ya Sayın Hocam yani hiç almadan vermek sadece Allah'a mahsustur. Evet. Bunu siz de diyor biliyorsunuz. Yani almadan vermek Allah'a mahsus. Sonra Erbakan Hoca söz istiyor cevaben. Evet diyor. Almadan, hiç almadan hep vermek Allah'a mahsus ama hiç vermeden hep almak da size mahsus diyor. Şimdi mesela böyle güzel nüktedan atışmalar denebilir veya tartışmalar. Ama işte hainsin, şöylesin, böylesin, hatta daha ağırları bile maalesef gazete manşetlerinde de siyasilerin ağızlarından da duyuyoruz. Bu dediğim gibi tabii örnek olması gereken noktadalar bu insanlar. Yukarısı bunu yaparsa tabii aşağısı çok daha farklı noktalara gidebilir. Buna dikkat etmek lazım. Hele hele bizim gibi çok önemli konumda olan ülkelerde yani bir iç gerginlik, Allah vermesin iç çatışma, bunları zaten dış güçler yıllardan beri, 100 seneden beri istiyorlar. Suriye gibi, Yemen gibi olsun, Mısır gibi olsun diye. Allah göstermesin. Evet. Onun için çok hassas olmak lazım. Yani siyaset dediğimiz gibi bir savaş değil. Kavga etme yeri değil. Asıl milletin derdine derman olmak. Bir de işin acısı tabii bu atışmalar ve kavgalar sırasında milletin derdi arka planda kalıyor. Milletin evet. derdine derman olunmuyor. Evet. Eskiden şey oluyordu. Hani fıkralar anlatılıyordu. Nükleler evet. yapılıyordu vesaire. Evet. Konuşma hem akıcılık kazanıyordu, tabii, hem daha izlenimlik kazanıyordu, evet. hem de tefekkürü daha fazla harekete geçirir bunlar, espriler. Doğru. Ama böyle sürekli böyle hani öfkeden suratı kabarmış şeyler, damarları çıkmış. Simalar falan. Tabii. O zaman yani hiçbir amaca hizmet etmiyor gibi geliyor gerçekten evet. başka. Evet. Bu konuştuğumuz önemli bir konuydu. Senin de müsaadenle Üstad. Özellikle ekonomideki dalgalanmalar Sayın Genel Başkan. Ya, evet çok sıkıntılı. Ekonomideki dalgalanmalar önemli. Bu konu üzerinde sizin görüşlerinizi biliyoruz. Toplantıda basın toplantılarında yakinen takip ediyoruz. Önümüzdeki döneme 2022-23'e doğru ekonominin durumunu nasıl görüyorsunuz Sayın Genel Başkan? Yani tabii dost acı söyler sözünde olduğu gibi pek düzelmesine yönelik herhangi bir maalesef gerekçe göremiyoruz. Evet. Tabii daha da kötüye gitme ihtimali de var evet. maalesef ve tabii dövizin bu artışı dalgalanarak artması bizde enflasyonu çok fena fırlatıyor. Çünkü evet. biz ithalata bağımlı bir ekonomiyiz. Ve döviz eğer böyle artmaya devam ederse diyorum Allah korusun önümüzdeki sene, önümüzdeki aylarda tabii hiçbirimiz bunu istemeyiz ama 3 haneli enflasyon noktasına dahi gelme ihtimali var. Şu anda zaten bağımsız kuruluşlar işte Kasım ayı verilerini açıkladı. TÜİK'inkini pek kimse de biz de dikkate alamıyoruz maalesef ama bu bağımsız kuruluşlar yıllık enflasyon işte 58.6 diyor. Bu %60 demektir. Allah göstermesin 3 haneliye doğru gidebiliyor. Neden? Çünkü ithalata bağımlı bir ekonomiyiz. Yani bizim yıllık 50-60 milyar dolar dış ticaret açığımız oluyor. İthalatımız ihracatımıza fark atıyor yani. Şimdi bu ne demek? Her sene 50-60 milyar dolar bu açığı kapatmak için döviz bulmanız lazım. Dövize büyük bir talep bu. Türkiye'de ürettiğin ürünü %82 ham maddesini, malzemesini dışarıdan getiriyorsun. Hep bu dışarıdan getirmek demek dövize olan bir talep demek. Bunun yanında tabii kaynak ihtiyacı kısa vadeli, yüksek faizli dış borçla karşılanıyor. Böyle olunca sizin bir senede ödemeniz gereken vadesi gelen dış borcunuz 193 milyar dolar seviyesinde.
12 ayda bir de bu dış borcu ödemek için 193 milyar dolar bulmanız lazım. 193 oraya, 50-60 milyar dolar da dış ticaret açığını finanse etmeye, 12 ayda 250 milyar dolar bulacaksınız. Bu da çok ciddi bir talep ve dövizi yükseltiyor. Döviz yükselince ne oluyor? Döviz yükselince niye fiyatlar artıyor? Çünkü ithalata bağımlı. Yani çok ciddi bir ithalatımız var. Yılda 50-60 milyar dolar ihracata fark atan bir ithalat. İthal ettiğin ürünün fiyatı zaten doğrudan artıyor döviz yükselince. Bir de Türkiye'de üretip de Türk malı dediğin üründe bile, biraz önce söyledim, daha acı tarafı bu, %82 oranında ortalama ham maddeyi, malzemeyi, ara ürünü dışarıdan getiriyorsunuz. O zaman yerli malı ürün dediğin ürünün de fiyatı artacak. Mesela tarımda da böyle. İşte tarım ilacı dışarıdan geliyor, tohum dışarıdan geliyor, gübrenin ham maddesi dışarıdan geliyor gibi. Böyle olunca tabii döviz mesela 50-60 arttı ve tabii hemen enflasyonda paralel olarak artıyor. Gübreyi söylemiş Konya'da bir ziraat mühendisi, bizim arkadaşlarımız dün Konya'da çalışma yapıyorlardı. İşte sene başında 3400 lira olan gübrenin tonu bugün 14 bin liraya geliyor. Şimdi böyle bir ortamda gübresiz ekim de yapıyorlar tabii çiftçiler. Şimdi bunun tehlikesi şu, şimdi siz kendinizi bir çiftçinin yerine koyun, buna ne kadar dayanacaksınız? Yani ben evimi, arabamı, hanımın altınlarını satıp da size buğday yetiştirecek halim yok. Yani benim en azından maliyetimi çıkarmam lazım. Bu olmuyorsa ben de ekmiyorum diyeceğim. Evet. Allah göstermesin, bu da tabii temel gıda ürünlerinde bir sıkıntıya ve arz problemine yol açabilir. Allah göstermesin, yani kıtlık demek istemiyorum ama böyle giderse bu noktaya gelir. Tabii diğer taraftan esnafın hali de çok sıkıntılı. Evet. Mesela bizim Trabzon'da çay ocağında oturduk. Yani sizin bu stüdyonun belki yarısı kadar bir çay ocağı. Diyor ki 85 liraya bir torba kömür aldım. Evet, ne kadar gider bu dedik. Bir gün gidiyor diyor. Şimdi 30 günde 2500 lira kömür parası. Elektrik faturasını getirdi bize. Hatta bizim arkadaşlar fotoğrafını çekti. 1200 lirada elektrik gelmiş. Daha ocağın harcadığı doğalgaz bunun içinde yok. Çünkü sürekli çay kaynıyor. Çay. İki kişi burada çalışıyor diyor. Onların maaşı var, sigortası var. Bir de tabii yer kiraysa onu da düşünün. Hesap ettik, çayı da 2 liradan satıyor. İşte bunun çayını, şekerini falan çıkarınca 1 lirası kendine kalıyor deseniz. Yani sadece maliyetini çıkarmak için, başa baş noktası için günde 400 bardak çay satması lazım o da. Yani buranın yarısı kadar bir çay ocağında siz. Zaten ben diyor yani evde oturmayayım diye buraya gelmiş oluyorum. Bu biraz da sosyolojik, psikolojik bir durum. Yani koskoca adam evde mi oturacak veya dükkanı kapattı demesinler diye. En azından vakit geçiyor, oyalanıyorsunuz. Ama bir şey kazanması mümkün değil ya, siz 400 bardak çayla başa baş gelecek. Yani hadi bir 400 daha satın, elinize bir şey kalsın. Günde 800 bardağı satmak kolay iş değil. Genelde tabii diğer alanlardaki esnaf da öyle. Maaşla çalışan yeni hesaplara göre 4 kişilik aile için açlık sınırı 3890. Evet. Asgari ücret 2825 neti biliyorsunuz. Arada 1000 liradan fazla fark var. Açlık sınırına gelmesi için daha 1000 liradan fazla para lazım. Yoksulluk sınırı 13 bin lirayı aşmış bu son dövizin artışı ve enflasyonda. Yani ben diyorum ki yakında milletvekillerimiz de yoksulluk sınırına doğru gidecek. Onların maaşları böyle çok göze batar genelde. İşte 20-25 bin lira deseniz maaşını. Bu hızla gittiği zaman Allah vermesin milletvekilleri bile yoksulluk sınırına gelmiş olacak. Onu ayarlarlar efendim. Onu doğru bir balans ayarı yaparlar, evet. Orada bir muhalefet şey onları olmaz. Mağdur etmezler. Bir olmaz, sıkıntı olmaz. Doğru. Yani tabii bu enflasyonun sebebi dövizin artışı büyük ölçüde. Dövizin artması da neden? Dış ticaret açığınız var. Kaynak ihtiyacınızı dış borçla karşılamaya çalışıyorsunuz. Ondan dolayı döviz artıyor. Öyleyse ne yapmak lazım? Borçlanma yerine denk bütçe yapılması lazım. Kaynak ihtiyacımızı kendi milli kaynak paketlerimizle karşılamamız lazım. Onunla ilgili kitabımızda zaten çok önceden çıkarttık, hep söylüyoruz. 15 adımda 150 milyar dolar bir senede nasıl bulacağız? Borçsuz, zamsız, vergisiz. Yeri gelmişken göstereyim. Bir de tabii üretmeniz ve ihraç etmeniz lazım. Hele hele tabii eğer şeyse, katma değerli ihracatsa onun çok daha büyük faydası var. Ama tam tersine maalesef bu AK Parti iktidarı döneminde sanayi üretiminin milli gelir içindeki payı %24'ten %20'ye gerilemiş. Tarımın durumu daha kötü, %12'den %6'ya gelmiş. Yani hem tarımda, hayvancılıkta hem de sanayi üretiminde geri gitmişiz. Üretmek yerine üretmeden tüketme, sıcak para, kredi, borç,
bu şekilde günün kurtarılması şeklinde gitmiş ve çok da geç kalındı tabii. Yani şimdi bu noktadan sonra bu işin düzeltilmesi de çok kolay değil. Allah inşallah yardım etsin. Amin. Bu söylediklerimizi uygulayıp milletin evet. derdine derman olmayı nasip etsin. Amin efendim. Teşekkür ediyorum. Üstad, evet, yani faiz meselesi nasıl değerlendiriyorsun? Evet, faiz meselesi var ya, şimdi faizi biraz aşağı çekersek cari işlemler açığını düşürürüz. İhracat artar. Piyasa canlanır. Tabii bunun siyasi iktidar açısından piyasanın canlanması ve seçim sonuçlarında avantaj elde etme gibi bir anlaşılabilir sonucu da olabilir. Tabii faizin indirilmesi, hatta sıfıra inmesi benim yani dünya görüşümün tabii. gereği. Ben bunu çok isterim. Olur mu olmaz mı noktasında da bir ekonomist olduğum için bilmiyorum. Siz çalışmalarınız var. Yani olur mu faizi düşürerek arzu edilen sonuç alınır mı? Şöyle tabii faizci kapitalist sistemin içerisinde yürüyorsunuz. Ve bundan dolayı da aslında bu kapitalist sistemin en önemli unsuru olan Amerikan dolarına bağımlısınız. Yani çünkü Amerikan doları faiz düştüğü zaman fırlıyor. Amerikan dolarına bağımlı bir noktada faizi sıfır yapayım derseniz bu sefer başka dengeler alt üst oluyor. Yani siz Amerikan dolarından bağımsız bir sistem kurup ondan bağımsız bir dünya haline getirebilseniz, işte altınla alışveriş yapıyorum, örnek olsun diye söylüyorum, İslam dinarı çıkarttım, İslam dinarıyla yapıyorum, dolarla bir ilgim alakam yok dediğiniz zaman, doların hakimiyeti olmadığı zaman tabii faizi de düşürün. Ama doların bu hakimiyeti varken şimdi bir kere faizi düşürdüğünüz zaman dolar fırlayacak. Dolar fırladığı zaman sizin doğalgaz fiyatlarınız fırlayacak çünkü ithal. Elektrik fiyatı fırlayacak, akaryakıt fiyatı fırlayacak. Yani bunlar o üretimin, ihracatın girdileri. Bunun yanında o ham madde malzeme dışarıdan getiriyorsunuz %82 oranında. Onların fiyatları fırlayacak. Yani şimdi faizi düşürdüm, Türk lirası değersizleşti, dolar yükseldi. Öyleyse ihracatım artacak diye bir düz mantık söylüyor ama orada böyle bir engel var onun önünde. Yani adamın yatırım yapması, üretim yapması, ihracat yapması için girdi maliyetlerinin fırlamaması lazım. Ama siz faizi düşürdünüz, dolar fırlayınca girdi maliyetleri fırlayacak. Yani o ortamda nasıl yatırım olacak, nasıl üretim olacak, nasıl ihracat artacak bir. İkincisi bir de şu var, sizin fiziksel olarak üretim ve ihracat kapasiteniz de belli. Yani o da zaten büyük ölçüde kullanıyorsunuz. Hani şu anda atıl bir %60-70 kapasite olur da bugünkü üretimimin, ihracatımın böylece 2 katına, 3 katına çıkarım. Öyle olunca da ciddi bir döviz girişi olur deseniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten kapasitenizi büyük ölçüde kullanıyorsunuz. Yani Türk lirası Allah vermesin 1 dolar 50 lira bile olsa, Allah göstermesin, ihracat öyle 5 katına 6 katına çıkması mümkün değil. Çünkü altyapı belli, fiziksel kapasite belli. Yani o planın önünde bu gibi ciddi engeller var. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hemen aklıma geldi. Şimdi tabii muhalefette muhalefetini yapacak. Her muhalefet partisinde iktidara gelmesi meşru. Gelme amacı, hedefi olması meşru. Şimdi bir yöntem tartışılıyor. Siz onu yapar mıydınız, yapmaz mıydınız? Hani her yiğidin yoğurt yiyişi var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'ten randevu alamadım. Dolayısıyla geliyorum dedi ve gitti. Şimdi bir eleştiri şu, senin siyaset muhatabın siyasetçilerdir. Dolayısıyla bakandan randevu istemeliydin ya da gelmeliydiler. Yani böyle her başvurduğum bana randevu vermek zorundadır. Ben de giderim, bürokratın kapısına dayanırım ve hesabını sorarım. Sizin tercih edeceğiniz bir yol olur mu? En azından sizin için soruyorum. Yani aslında randevu verilmediği zaman gitmek de çok uygun değil. Dediğiniz gibi biraz kapıya dayandı gibi yorumlanma ihtimali var ama sonuçta bu kapıya da dayanılmışsa aşağıya gelmiş Kemal Kılıçdaroğlu o zaman da tabii kabul etmemek de biraz tabii uygun olmuyor. İki yönlü de bence sıkıntılı. Yol açılmış olur mu diyorlar hani yani. Onlar diyor ki işte yani. O zaman her bastı. Çat kapı kuruma gidecek. Yani gitsin yani orada. Üslup sorun dedik ya. Tabii, siyasetteki nezaket tabii. Ve üslup sorun uygun mu sizce? Yani randevulu bir şekilde gidilmesi daha uygun tabii. Oradan zaten söyledim. Hani randevu olmadan evet. Gidip kapıya gitmesi çok uygun değil diye. Ama artık kapıya da gelmiş. Daha çirkin bir durum olmaması için. Sonuçta ana muhalefet partisi lideridir. Dolayısıyla o zaman gelsin buyursun denilmesi de uygun olabilirdi. Bir de orada tabii konuşulacaklar önemli. Yani kanuna uymak lazım, yasaları yerine getirmek lazım diye yapıcı uygun bir üslupla konuşulursa tabii problem değil. Zaten şu aşamada başka bir şekilde konuşup onlara talimat vermesi, emir vermesi gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Oradaki üslup önemli ama tabii TÜİK de gerçekten de yani kantarın topuzu iyice kaçtı. Yani çünkü bu aradaki fark nasıl bu bilim adamları
efendim bağımsız kuruluşlar 58 hesaplarken siz 21-22 hesaplıyorsunuz. Eğer iddialıysanız o zaman bunları çağırırsınız. Yani kendi odanızda da olur, toplantıda yapabilirsiniz. Televizyonun önünde de kardeşim nasıl hesaplıyorsun bunu çıkar bakalım. Hangisi doğru? Yani bunu da yapmıyorsanız tabii insanlarda bir güven sorunu oluyor. Hatta TÜİK enflasyonla mücadele kurumu haline geldi diye espriler yapıyorlar. Bir ara bayağı bir 20'ye getireyim ama 20'yi geçirmeyeyim diye 19.2, 19.6, 19.8 gidiyordu. Şimdi artık biraz geçirmek durumunda kalmışlar. Bir de diğer bir çarpıklık TÜİK kendisi tüketici enflasyonu 20 diyor, üretici enflasyonu 40 diyor. Bir kere bunun böyle 6 ay, 1 sene bu makasın devam etmesi gibi bir şey mümkün değil. Eğer üretici enflasyonu 40'sa tüketici de zaten 40'a gelecek. Yani üretici adam aradaki %20'lik payı kendi cebinden, kendi sermayesinden ne kadar verebilir? Dolayısıyla aslında orada da belli. İşte bağımsız kuruluşların yaptığı hesapla aradaki farktan da belli. TÜİK de maalesef böylece tabii devletin bütün verilerine, bütün açıklamalarına olan güvenin sarsılması ki bu çok tehlikeli bir şey. Bir de biliyorsunuz geçen sene pandemi döneminde oldu. Bir günde vakalar 10 katına çıktı. Sonra dediler ki ya biz daha önce semptom göstermeyenleri saymıyorduk. Şimdi onları da saydık. Yani şimdi o zaman 6 ay yanlış rakam verip Avrupa'dan, Amerika'dan farklı prosedüre uymayan bir rakam vermişsiniz. Dolayısıyla halkı biraz kandırmışsınız gibi bir durum oluyor. Orada da çok zedeleyici bir tablo çıkmıştı. Şimdi TÜİK'in bu durumu da böyle. Sadece TÜİK'le sınırlı kalmaz. Dediğim gibi devletin, devlet yetkilisinin söylediği, konuştuğu, verdiği hiçbir verinin rakamın doğru olmadığına dair şüphe doğar. Bu da hiç uygun bir şey değil. Çünkü zaten vatandaş bunu yaşıyor. Yani ben de hissediyorum. Markete, pazara giden, bu ülkede yaşayan herkes bunu hissediyor zaten. Yani sizin bu gerçekle savaşmanız mümkün değil. Mesele buna çözüm üretebilmek. Tabii çözüm üretmenin yolu da dediğim gibi asıl olarak üretmekten, ihraç etmekten geçiyor. Bunun için de tabii bu dışa bağımlılığın ortadan kalkması lazım. Yani üretirken de siz %82 oranında dışa bağımlı olursanız bu da sıkıntılı. Çünkü 100 dolar ihracat yapacaksınız, otomatik olarak 82 dolar da ithalatınız oluyor. Yani birbirine bağlanmış. Halbuki Almanya'da, Japonya'da, gelişmiş ülkelerde bu böyle değil. Zaten bunun için ta 76-77'de Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca biliyorsunuz ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdi. Yani hem Türk lirasının değeri bu hale gelmesin, dış ticaret açığı olmasın, hem işsizlik bugün olduğu gibi olmasın diye. Aynı hamlenin yapılması lazım. Aslında onunla ilgili de tabii bir yeni kitabımız daha çıktı. Perşembe günü gazetelerin, medyaların, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle, haber müdürleriyle bir basın toplantısı yaptık kahvaltılı. Orada da lansmanını yaptık. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabı. Gerçekten de kitaplarımızla, eserlerimizle kısa sürede çok ciddi bir çalışma ortaya koymuş olduk. Burada 634 tane proje var. Bunlar tabii yani park, bahçe, AVM, rezidans, turizm tesisi değil de üretime yönelik zaten buradaki bu çarklardan, dişlilerden de anlaşılacağı gibi üretime, istihdama, ihracata yönelik projeler. Bu kaynakların bulunup bunların gerçekleştirilmesi ve milli gelirimizin artması, istihdam probleminin çözülmesi, Türk liranın değer, Türk lirasının değerini koruması üretmeye ve ihraç etmeye bağlı. Evet. Şimdi tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinden şöyle bir konuya gelmek istiyorum ben Sayın Genel Başkan. CHP'nin yaklaşımı, son dönemdeki yaklaşımı oldukça agresif. Onu gözlemliyorum. Nedir bu? İşte helalleşme meselesi, bürokratlara tehdit, biraz evvel değindik. İşte TÜİK'in kapıya da dayanması, Merkez Bankası'nın bir anlamda gidip görüşmesi. Şimdi geçmişe dönecek olursak aslında bu siyasal hareketin bu mayasında var. SHP döneminde de hatırlarsınız TRT Genel Müdürlüğü makamını basmışlardı bir yayın dolayısıyla. Şimdi de böyle agresif bir politika izliyorlar. Sizin bütün sadece tespit değil aynı zamanda çözümleriniz hazır. Birkaç tane söylediğin haricinde CHP'nin böyle bir yaklaşımı yok. Türkiye'de muhalefet sorunu sizce de var mı Sayın Genel Başkan? Var. Şöyle bir defa tabii muhalefete biz zaman zaman eleştiriyoruz. Hatta ondan dolayı eleştiri de alıyoruz. Ya siz de bir muhalefet partisisiniz. Muhalefet partisi sadece iktidarı eleştirir diye. Biz de diyoruz ki yani herkesin doğrusuna doğru diyeceğiz, yanlışına yanlış diyeceğiz. Bir defa yani mevcut durumda çok sıkıntılar var. Ekonomik problemler gerçekten bıçak kemiğe dayanmış durumda. Ancak burada tabii seçmenin çok dikkatli karar vermesi. Hep söylüyoruz yağmurdan kaçarken doluya tutulmaması lazım. Evet.
Şunu kastediyorum. Bir kere muhalefetin içerisinde 28 Şubat döneminde tanklara selam duran zihniyet var. Efendim Sayın Merve Kavakçı'ya çıkartın bu kadını buradan denildiğinde alkışlayan bir zihniyet var. Ayasofya'nın cami olmasını yadırgayan, diyorlar ki efendim müze olarak kalması gerekirdi. Bunun bir adım sonrası tabii, bir cümle sonrası biz geldiğimiz zaman müze yapacağız demektir de onu şimdilik söylemiyorlar. Muhalefetteyken bunu söyleyen iktidardayken zaten çevirir. Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğim. Ki bunu bu 6 parti mutabakatında da biraz üzeri kapalı bir şekilde biz baktık, o mutabakata bir madde olarak var. Yani bunun içerisinde bir muhafazakar parti de var biliyorsunuz, Saadet Partisi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelmesi, İstanbul Sözleşmesi'nin gelmesi, kadına şiddeti engelleyecek uluslararası sözleşmeler yeniden yürürlüğe konulacaktır demek bu demek. Evet. Bu mutabakata varmışlar. Tabii bunun yanında çözümleri yok. Hatta yaptıkları uygulama belli. Mesela yeni kurulan partilerden bir tanesinin genel başkanı için hep söylüyorum, ekonomiden sorumlu bakan olduğu dönemde yıllık ortalama 35 milyar dolar faiz ödemiş. Kendisinden sonra kötü oldu diyor. Hayır, kendisinden sonra faiz ödemesi 20 milyar dolar, hatta onun da altına inmiş. 17 milyar dolar Sayın Berat Albayrak döneminde kendisinin yarısı kadar bir faiz ödenmiş. İşte SHP dönemini biliyoruz. 89'da bütün belediyeler ANAP'tan aldılar. Çöp, çamur, çukura döndü. 3C oldu. 94'te Refah onlardan aldığında büyükşehir dendiği zaman 3C geliyordu akla. Ne yaptıkları ortada. Şimdi İstanbul'da mesela belediye başkanlığını aldılar. İlk işleri Avrupa'ya gidip oradaki kredi kuruluşlarından borç almak, kredi bulmak. Sonra geldiği zaman ne yaptı? Ekmeğe zam, ulaşıma zam, suya zam. O zaman borç alıp onun yükünü de, onun faiz ödemesini de millete zam olarak yükleyen bir anlayış. Yani iktidarda eleştirdiklerinizi siz de İstanbul Belediyesi'nde yapmış oluyorsunuz. Hatta mesela suya %39 zam yapalım dediler. CHP tarafı İstanbul Belediye Meclisi'nde. AKP ve MHP'nin meclis üyeleri karşı çıkınca işte %15'te karar kılındı. AK Parti ile MHP de tabii ki iktidarda kendisi zamları yapıyor. Orada belediyede karşı çıkıyor. Şimdi bir de diğer hep söylediklerimiz tabii, İstanbul Sözleşmesi'nde iktidara destek verdiler. Evet. 6284 sayılı kanun çıkarken iktidara destek verdiler. Meclisteki muhalefetten bahsediyorum. Erken yaşta evlilik mağdurlarına af getirilecekti. Getirilmedi. Bununla ilgili iktidarla mutabıklar. Paris İklim Anlaşması'nda iktidarın arkasındalar. Avrupa Birliği uyum yasalarında yine iktidarla birlikteler. İşte Dünya Sağlık Örgütü İstanbul'da ofis açtı, adeta bir bağımsız devlet statüsünde onun anlaşmasını gördük, baktık. Burada yine iktidarla beraberler. Ekonomiyle ilgili söyledikleri, daha düşük faizle daha uzun vadeli kredi alacağım diyorlar kendi ağızlarında. O zaman zaten ana hatlarda çok da bir farkınız kalmıyor. Ekonomiyle ilgili de bir çözüm ortaya koyamadığınıza göre gene borç ve faiz ekonomisini önerip, hatta İstanbul Belediyesi'ndeki örnekte olduğu gibi bunu uyguladığınıza göre o zaman bu iktidarı götürüp sizi getirmemizin çok da bir anlamı kalacak mı? Tabii bu noktada diyoruz ki yağmurdan kaçarken doluya tutulmamak lazım. Muhalefetin bu yanlışları iktidarın yanlışını da meşru hale getirmez. Muhalefette yanlışsa o zaman biz iktidarla devam edelim değil. Çünkü hakikaten ekonomik anlamda çok sıkıntıdayız ve bıçak kemiğe dayanmış durumda. Öyleyse muhalefette çözüm ortaya koyan, bu dezavantajları, bu yanlışları yapmayan seçeneği seçmek lazım. Yeniden Refah, Milli Görüş'ü seçmek lazım diye söylüyoruz. Bir değişiklik gerekiyor. Gerçekten de bunun bu şekilde gitmesi artık çok zor. İktidarın kendisi de çok sıkışmış durumda. Özellikle ekonomik konularda. Artık çark dönmüyor. Ama bir değişiklik yapalım derken, dediğim gibi yağmurdan kaçarken doluya tutulursak bunun bir manası yok. Doğru tercihi yapmak lazım. Doğru bir seçim yapmak lazım. İnşallah milletimiz ferasetli davranıp doğru bir karar verir. Teşekkür ediyorum. Üstad, söyleyeceklerin varsa. Şöyle bir yazı yazmıştım Sayın Fatih Erbakan'a da, bir canlı yayında soruldu. Benim yazım okundu kendisine. Ben şöyle demiştim. Yani özetle Sayın Fatih Erbakan, elinde projeler varsa Türkiye'nin problemlerine, ekonomik problemlerine özellikle nasıl çözüm bulacağına dair projeleri varsa ve işte de kaynak diyorsa, Sayın Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemeli ve anlatmalı demiştim. O soru da kendisine sorulmuştu. Siz istediniz randevu. Evet, tabii. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Bu meşhur Milli Kaynak Paketleri kitabı. Ne zaman istemiştiniz efendim? Ne kadar bu oldu? Bu çıkalı 2 seneye yakın oldu.
Yani 1,5 seneden fazla oldu. Yani bunlar değerlendirilirse en azından bir kaynak. 1,5 sene ben siz randevu mu istediniz? Tabii istedik ama maalesef böyle bir şey olmadı. Yani bizim derdimiz burada bunlar kullanılsın, şu anda yetki sahibi olan iktidardır. Onlar uygulasın, çözülsün bu sıkıntı. İlla Ahmet çözmüş, Mehmet çözmüş diye bir derdimiz yok. Yeter ki bu milletin derdine derman olsun. İşte şimdi biraz önce çiftçiyi söyledik, esnafı söyledik, çay ocağını söyledik. Hatta biz mesela esnaf ziyareti yaparken Bahçeli Evler İstanbul'da bir emekli amca, torun torba sahibi diyor ki ben pazardan çürük domates alıyorum. O yaşta koskoca bir insan yalan söyleyecek hali yok. 2000 lira ayda elime para geçiyor diyor. 2000 lira dediğim gibi açlık sınırının neredeyse 4000 liraya geldiği yerde tabii çürük domates alacak. Bunlardan hepimiz üzülüyoruz. Bu ülkenin bu halde olması, paramızın gerçekten de pul haline gelmesi. Yani Bulgaristan'dan geliyor. Türkiye çok ucuzmuş diye. Şimdi yani hiç beğenmediğiniz tabiri caizse Bulgaristan. Şu son dönemde medyaya da yansıdı. Etiyopya parası, Zimbabwe parası, Angola parası, Yeni Gine parası. Bunlar Türk lirası karşısında %40, 80, 90, %107 değer kazanmış. Gürcistan parası değer kazandı. Yani bu hale gelmek tabii hepimizi üzüyor. Dolayısıyla keşke çözülse diye bununla ilgili istedik ama maalesef bir sonuç alınamadı. Hani Sami Bey şey diyoruz ya, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'ten randevu istedi. Evet. Randevu verilmeyince neye gidiyor sonra? Olur mu böyle bizim bir şey? Bizim de külliyeye gitmemiz şimdi lazım. Şey, yani, tabii. Hani Sayın Fatih Erbakan 1,5 sene evvel demiş ki elimde benim çözüm tekliflerim var. İlle bizim bunu uygulamamız falan değil. Siz uygulayın buyurun. Evet. Ya da işte sunalım size, arz edelim. 1,5 sene olmuş, randevu gelmemiş. Şimdi bu yolların da bana göre, hani bu da benim yorum kısmı, açık tutulması lazım. Yani buyur, anlat. Varsa çünkü Sayın Ali Babacan'a böyle dememiş miydi Sayın Cumhurbaşkanı? Demişti ki, bir şey yapacaksak gelin buraya, sunun teklifinizi yapalım sunum, yani ülkenin menfaat neyse. Dolayısıyla bu da dikkat çekici bir nokta değil mi? Evet, şimdi Sayın Genel Başkan 2023'e doğru İttifaklar anlamında ittifakların içinde önemli gelişmeler, perde arkasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme noktasında lütfen tabirimi hoş görsünler. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes bir tarafa çekiyor. Herkes aday. Herkes aday. Şimdi potansiyel kendine tehlike olabilecek adayları Sayın Kılıçdaroğlu, işte bunlar ayrılırsa Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş biz buralarda seçimi kaybederiz şeklinde aday olurlarsa diye yaklaşım var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı. İlerleyen dakikalarda sizinle, yani sizin hareketinizle ilgili üçüncü bir ittifak bloğu oluşabilir mi? Onu soracağım ama her şeyden önce Millet İttifakı'nın 2023'e doğru bulunduğu yer, duruş nasıl efendim? Tabii bizimle ilgili bir üçüncü ittifak konusu gündeme gelmişti. En son açıklamalarımızda da biraz başka yerlere gitti. Evet. Orada şöyle, yani biz diyoruz ki biz kendimiz kendi başımıza girmek istiyoruz. Asıl gönlümüzde yatan budur. Çünkü her ittifakın ciddi dezavantajları oluyor, avantajı kadar. Evet. Öyle olduğu için biz gayretli bir şekilde seçime kadar çalışacağız ve şu ana kadarki performansımız da beklenenin de çok üstünde. Öyle olursa kendi gücümüzle kendimiz gireriz. En güzeli de bu olur. Ha, ama illaki bir ittifak diyorsanız, bu şekilde biz söylüyoruz. Özür dilerim. O zaman mevcut iki ittifaktan biri değil de işte seçmenin sağ partiler diye benimsemiş olduğu, gördüğü, değerlendirdiği partiler bir üçüncü ittifak yapsalar, İşte CHP'nin, HDP'nin yer almadığı bir muhalefet ittifakı, o zaman bir sinerji oluşur. Bu faydalı olabilir. Orada da dedik ki İYİ Parti'nin öncülüğünde dedik. Tabii öncülük derken biz oy oranını kastediyoruz. O İYİ Parti bize liderlik yapacak. O ne derse biz ona tabi olacağız gibi anlaşıldığı için biraz tepkiler de oldu. Evet. Halbuki kastımız o değil. Yani bir ittifak olması için, bir blok oluşması için belli bir oy yekünü gerekiyor tabii. Şu anda da resmi olarak almış olduğu oy var İYİ Parti'nin. İşte anketlerde de biraz daha 13, 14, 15 gibi gösteriliyor. Öyleyse İYİ Parti tabii oy oranı bakımından bu bloğun ana omurgası olacak. Diğer partilerle birlikte de bir sinerji oluşacak, bir blok oluşmuş olacak. Yani oradaki kelimemiz de, ifademiz de yanlış anlaşıldı dediğim gibi. Yoksa biz her konuda mutabıkız, o ne derse onu yapacağız demek istemedik. Bir formül, bir fikir jimnastiği, beyin jimnastiği. Böyle bir şey için bir çalışma yapıldı, bir hazırlık yapıldı da demedik.
Hani illa ittifak olacaksa mevcutların ikisinde de problem görüyoruz. Millette de, cumhurda da. Öyle olunca bizde üçüncü bir ittifak yapılabilir. Demokrasilerde çare tükenmez. Evet. Burada da bu olabilir demiştik. Şu anda da öyle görüyorum. Yani Millet İttifakı'nın da problemleri var. Hem kendi içinde var. Evet. Hem biraz önce söylediğim buradaki uygulamalar ve iktidarla çok da bir farklı yapılan hatalar noktasında farklı bir tutum içinde olmaması var. Hem orada HDP'nin, CHP'nin olması, özellikle bizim gibi bir Milli Görüş Partisi için, işte muhafazakar dindar kesimden oy alan partiler için ve hatta tüm sağ parti olarak nitelenen partiler için ciddi bir dezavantaj. Bunu iktidar da çok iyi kullanıyor. İktidarda da tabii uygulama 19 seneden beri belli. Maalesef borç, faiz, zam, vergi ekonomisi uygulanmış. Hem borç artmış, hem faiz ödemesi artmış, bütçe açığı artmış, vergiler artmış, milletin alım gücü düşmüş. Şimdi böyle bir 19 senenin sonunda birdenbire değişip de bu kitaptakileri uygulayacak noktaya gelme ihtimallerini düşük görüyoruz. Öyleyse bu yanlışların içerisinde niye olalım? 19 senenin bu yanlışlarının faturasına neden son dakikada içine girip de ortak olalım? Öyleyse bir üçüncü ittifak olması düşünülebilir diye söylemiştik. Şu anda da aslında aynı fikirdeyiz ama yine altını çizerek söylüyorum. Yani bizim için en güzeli kendi başımıza, kendi gücümüzle girmek olacak. Hatta zaman zaman diyorum ki seçmen de bizi hiçbir ittifaka yakıştırmıyor. Gerçekten arkadaşlarımızla beraber de Anadolu'da dolaşırken işte bir dükkana, bir esnafa giriyoruz. Çok güzel şeyler söylüyor, takip ediyoruz, destek veriyoruz, hatta oy vereceğiz diyen de var. Ama sonunda bir parantez açıyor. Yalnız diyor Cumhur İttifakı'na giderseniz, işte isimler veriyor, bazıları gibi, ismi lazım değil. O zaman diyor hiç gözümüze gözükmeyin, oy falan da vermeyiz. Yan dükkana giriyoruz, aynı güzel sözler. O da parantez açıyor, diyor ki yalnız diyor bazıları gibi Millet İttifakı'na giderseniz, evet, o da ismi lazım değil. CHP'li, HDP'li olursanız, o blokta yer alırsanız o zaman hiç gözümüze gözükmeyin. Diyorum ki yani hiçbir yere yakıştırmıyor seçmen bizi. En iyisi kendimiz girelim diye inşallah o güçlü, etkili bir şekilde girip de sonuç almak nasip olur. İnşallah iktidara yakıştırıyorlardır Sayın Genel Başkan. İktidara yakıştıranlar da var ama evet, bu bizim muhalif açıklamalarımız, özellikle ekonomiyle ilgili eleştirilerimizden de biraz şaşırıyorlar da. Evet. Hatta bir şeyde Amerika'nın Sesi galiba internet haber sitesi şeyinde diyor yeniden refahında muhalif bloğa kayması, muhalif blokta yer alması çok dikkat çekici, şaşırtıcı oldu diye biraz orada kafalarında bizi oraya yerleştirmişler ama bizim en başından beri yani hem doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz hem de aslında üslup uygun ama tabii eleştirilerimiz gayet ciddi. Özellikle evet, ekonomi alanında iktidara yönelik eleştirilerimiz. Ve aslında bizim bu belki her iki ittifaka da mesafeli yürüyüşümüz, duruşumuz, herkesin doğrusuna doğru, yanlışına yanlış dememiz evet, biraz millette de herhalde makes bulmuş. Onlar da dediğim gibi madem öyle hiçbirine gitmeyin, siz kendiniz girin noktasına hep geliyorlar. Çok ciddi bir oranda bunu görüyoruz. Bir de tabii bu seçmenin %20-20'sinden hatta fazlasının kararsız olması da Türkiye'de evet, önemli bir gösterge. Ben bunu şuna da yorumluyorum. Yani mevcut iki bloktan da memnun değil seçmen. Başka bir arayış içerisinde. Çünkü hakikaten bazı anketlerde %25'e kadar gidiyor. Yani 4 seçmenden birinin kararsız olması pek dünyanın başka yerinde görülecek bir oran değil. Bunu da ben mevcut ittifakların aslında güven vermediğine yoruyorum. Dolayısıyla öyleyse de iki ittifaktan birine de girmenin çok bir anlamı olmaz diye tabii düşünüyoruz. Yani size gelebilecek, her iki taraftan da gelebilecek bir teklife üçüncü ittifakı ayrı tutuyorum ama her iki taraftan gelebilecek bir teklife de pek sıcak bakmıyorsunuz. Öyle mi anlamamız lazım Sayın Genel Başkan? Yani bir miktar öyle. Çünkü tabii Millet İttifakı'nda dediğim gibi bulunan unsurlar sizi seçmen gözünde değişik bir noktaya getirecek. Bir de bizim ilk çıkışımız bu. Yani mesela rahmetli Erbakan Hoca CHP ile koalisyon yaptı. Efendim 91'de ittifak yaptı. Evet Tansu Hanım'la da koalisyon yaptı. Bir defa onlarda yapılan hizmetler yani karşılığında milletin faydası çok yüksek. Evet. Öyle olunca da bir takım sözlere, eleştirilere, efendim dezavantajlara katlanabilir. Ama burada biz baktık diyelim, teklif de oldu, görüşme de oldu. 3 tane, 5 tane, 10 tane arkadaş milletvekili oluyor. Karşılığında da herhangi bir millete fayda olmuyor. Ve bir de üstüne üstlük işte daha ilk seçiminizde CHP'nin, HDP'nin olduğu blokta yer aldınız diye bir ömür anlatmaya çalışacağınız bir olumsuzluk çıkıyor. O zaman tabii oranın içinde bulunmanın çok bir anlamı yok. Mesela CHP koalisyonunda da yıllarca çok eleştirildi.
En azından bir 8-10 sene yaşı müsait olanlar hep anlatıyorlar. Ya bunlar da aslında dışı yeşil içi kırmızıymış. Bunlar yeşil komünistmiş. Adam gitti solcularla şey yaptı, ittifak yaptı, koalisyon yaptı. Ama şimdi orada öyle güzel hizmetler oldu ki. Mesela sol partiyle koalisyon olduğu halde 600 İmam Hatip Lisesi açılıyor, 5000 Kur'an kursu açılıyor. Yani inanılır gibi değil. Kıbrıs zaferi kazanıldı. İmam Hatiplerin sadece ilahiyat değil bütün istediği fakültelere gitmesinin önü açıldı gibi. Şimdi orada bu dedikoduların, bu eleştirilerin dinlenmesinin karşılığında çok ciddi bir fayda var. Millete fayda var. Ona katlanmak gayet makul. 54. hükümet de öyle. Halen daha dünya şampiyonluğu, yani rekoru kırılmadı. İşçiye, memura, emekliye %100, %200, %320 Bağkur emeklisine maaş zammı, denk bütçe, havuz sistemi, evet. Çiftçiye, köylüye en yüksek taban fiyatları. Tamam yani Tansu Hanım'la oldunuz, şunun oldunuz, bunun oldunuz. Bu hizmetler millete yapıldıktan sonra bunlara katlanılabilir. Ama ittifakta dediğim gibi yani bir ömür cevap vermek zorunda kalacaksınız. Sıkıntılı bir noktaya geleceksiniz seçmen nezdinde. Karşılığında da ne olacak? İşte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili olacak diye böyle bir şeye girmek çok mantıklı olmaz. Tabii Cumhur İttifakı'nda da benzer bir durum var. Artık tam son noktaya gelmiş. Hatta işte gemi batıyor diyorlar. Batan bir gemide yer alıp onun bütün 19 senelik icraatına da son dakikada ortak olmak. Bu da problemli bir durum. Bu açılardan zaten biz söyledik. Üçüncü bir ittifak biraz daha avantajlı olabilir diye. Ama asıl niyetimiz, hedefimiz kendimizin girmesi. Ama şu da var. Yani biz geldik Millet İttifakı da efendim veya Cumhur'da veya bütün herkes, bütün partiler bu prensiplerde uzlaştık. Denk bütçe yapacağız. Efendim evet. Yeniden kamu tek hesabı, havuz sistemi yapılacak. Borç almayacağız, faiz ödemeyeceğiz. Milli kaynak paketlerini uygulamaya koyup kaynak üreteceğiz. Bu kaynakla istihdam sağlayacağız. Bu projeleri gerçekleştireceğiz. İşçiye, memura, emekliye %70 maaş zammı yapacağız. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet sağlanacak. Önce imtiyazlılar değil, güçlülere imtiyazları kayırmak değil, önce millet diyeceğiz. Bütün bunlar da uzlaşıldı. O zaman tabii yani ittifakın veya orada bulunan partilerin isminin çok bir önemi kalmıyor. Evet. Mesele bunların uygulanması. Ama bunun tabii olma ihtimalinin, gerçekleşme ihtimalinde biraz düşük olduğunu da biliyoruz tabii. Anlıyorum. Size ara gelmeden geçeceğiz. Üstad bir reklam arasına gideceğim. Efendim Ankara Kursi devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. İkinci bölümde tekrar karşınızda olacağız. Efendim Ankara stüdyolarındaki TV ekranlarında Ankara Kulisi programı devam ediyor. Konuğumuz yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan. En son şeyin üzerinde durmuştuk, Millet İttifakı dolayısıyla 3. İttifak bloğu. Senin de değerlendirmelerin neler olacak? Evet, ben değerlendirmeden çok çok kıymetli bir misafirimiz var ve birçok da soru gelmiş evet. Bizim sosyal medya hesabına. Tabii herkes kendi siyasi duruşuna göre sorular çıkartıyor ve bir yere yerleştirmeye çalışıyor. Ben bundan ötesinde şu soruyu açıkça aktarayım size Sayın Erbakan. Aynen şöyle sormuş. Fatih Bey'in amacı ne? Aynen böyle demiş. İyi Parti'ye çağrı yaparak gel bizi birleştir yeni bir cephe açalım mı? Diyor. Kendi algıladığı şekilde. İyi Parti'yi zilletten ayırmaya mı çalışıyor? Böyle bir zillet, ben zillet ifadesini kullanmıyorum ben böyle ifadeleri. Yani Millet İttifakı. Değişik şeyler var. İşte rahmetli Erbakan Hoca'yı boncuk boncuk terleten zihniyet değil midir bu vesaire. Bir de İstanbul Sözleşmesi'ne sıkı sıkıya sarılan bir Sayın Meral Akşener'le mi yapacak ittifak gibi. Şimdi sizin dediğiniz gibi oradaki verdiğiniz mesaj herkes siyasi görüşüne göre bir yerlere çekmiş. Şimdi oradaki mesajı siz tam olarak verir misiniz? Yani ne demek istediniz? İyi Parti. Biraz önce aslında söylediniz de çok, evet. İşte çok böyle demek ki yalnız siz söyledikten sonra da gelmiş çünkü sorular. Meral Hanım demek boncuk boncuk terletmedi. Tam tersine o hükümetin içinde bakandı. Yani 54. Evet. Hükümette Meral Akşener bakandı. Onun işbirliği yaptıkları işte CHP falan onlardan şey yaparak, yapıyor. Yola tabii. Çıkarak. Yani zaten o işbirliği yaptıklarından ayrılırsa biraz önce de söylediğimiz gibi sağ partiler diye nitelendirdiğimiz partiler bir ittifak yaparsa ancak düşünülebilir. İlla bir ittifak olacak. Yani CHP ve HDP ile araya kesin mesafe koyarsa. HDP ile evet mesafe koyması orada tabii çok sıkıntılı bir algı oluşuyor. İşte biraz önce MSP-CHP koalisyonu örneğini de verdim. Bunu anlatmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü 70 senelik, 80 senelik bir sağ-sol algısı oluşmuş.
Bu kemikleşmiş. Buna göre nitelendiriyor seçmen, kategorize ediyor. Bununla mücadele etmenin, uğraşmanın bir manası da yok. Yani çünkü siz bir defa yarım saat, bir saat bunu anlatacaksınız. Ondan sonra kendiniz ne diyecekseniz onu demeye kalkacaksınız ki vaktiniz kalmıyor. Ne gerek var buna? Dolayısıyla bir de benzemezlerin birlikteliği tam tersine bir negatif enerji oluşturuyor. Mesela işte sol katı laikçi bir taban olduğu zaman muhafazakar bir partiyle birlikte olunca rahatsız oluyorlar. Hatta mesela Millet İttifakı'nın adayı Sayın Abdullah Gül olsun falan denildiği zaman yani oradaki mesela katı laikçiler dediler ki veya CHP'nin unsurları ya biz niye milli görüşten çıkmış birini Atatürk'ün partisiyiz. Efendim 100 senelik partiyiz. Milli görüş içinden çıkan biri niye bizim adayımız olsun? Efendim işte Temel Bey gitti orada dediler ki işte Sivas'ta çok karanlık işleri var. Sivas'ta bizim aydınlarımız öldürüldü. İşte o da belediye başkanı olarak oradaydı gibi. Bu tarafta CHP ile işte 28 Şubat sürecindeki tavırları, tanklara selam duranlar, Merve Hanım meclisten atılırken alkışlayanlar, bunlarla nasıl biz biri? Dolayısıyla negatif bir durum ortaya çıkıyor. Ama mesela yakın olarak düşünülebilecek, en azından seçmenin öyle gördüğü partiler olursa bir sinerji oluyor. Mesela 91'de işte rahmetli Türkeş, rahmetli Erbakan Hoca ve Edibali ile İDP ile bir ittifak yapıldı. Orada aslında 3 partinin bir önceki seçimdeki oylarını toplasanız %13 civarında yaparken o seçimde bir araya gelindi ve %17 oy çıktı. 63 milletvekili çıktı. Bunları kastediyoruz. Yoksa işte İYİ Parti'nin tabii ki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tutumunu kabul etmemiz mümkün değil. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı en etkili, en ciddi mücadeleyi biz vermişiz. Bir de tabii o boncuk boncuk terleme meselesini bizim bir arkadaşımız çok içerlemiş. Diyor ki ya Erbakan Hoca zaten çocukluğundan beri ter bezleri çok çalıştığı için terleyen bir insan. Hakikaten doğru. Biz de öyleyiz. Bana da geçmiş o. Hatta üniversitelerde, sınavlarda altına böyle peçete koyup kağıt ıslanmasın diye öyle yapardım, yazardım. Zaten terleyen bir insan. Yani orada çok sıkıntıya girdi. Yoksa Kıbrıs Harekatı'nın emrini vermiş. Amerika'ya rağmen İncirlik üssünü kapatmış. Efendim askeri darbelerde idamla yargılanmış. İşte o 12 Eylül döneminde. Dolayısıyla yani orada niye boncuk boncuk terlesin? 3 tane adam orada bir şey yaptı, baskı yaptı diye Erbakan Hoca terlemez. Doğru söylüyor, ben de katılıyorum. Ama o fotoğrafta terler var ama dediğim gibi Erbakan Hoca zaten çok terleyen bir insan. Normalin üzerinde terleyen bir insan. Yoksa orada çaresiz kaldı, köşeye sıkıştı. Onun için terledi diye yorumlamak da doğru değil. Onu da bu vesileyle aslında söylemiş olalım. Evet. Sayın Genel Başkan, biraz evvel ittifaklarla ilgili detaylı açıklama yaptınız. Ben tekrar dönecek ama iki bloktan Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı'ndan gelebilecek 2022'de özellikle tekliflere nasıl bakarsınız? Direkt bir teklif gelirse gerek Cumhur İttifakı gerek Millet İttifakı doğrudan yani, soruyorum. O zaman tabii kitaplarımızı ortaya koyup masanın üstüne prensipleri, hedeflerimizi, amaçlarımızı koyup onlardan mutabık kalmamız lazım. Evet. Çünkü bizim en baştan beri söylediğim gibi derdimiz yani 2-3 arkadaş veya biz milletvekili olan değil. Onun için parti kurup da bu çalışmaları yapmaya, 81 ilde 900 ilçede teşkilatlanmaya bu kadar maddi manevi külfete gerek yoktu. Biz zaten bir şekilde milletvekili de olabilirdik. O nedenle bu prensiplerde uzlaşılması, çünkü bunların millete fayda getireceğine inanıyoruz. Ancak o şekilde bir yapının içinde oluruz biz. Yoksa borç faiz ekonomisi uygulanacak, zam vergi ekonomisi uygulanacak. Dış politikada bizim çizgimizde milli görüşün hedefleri doğrultusunda bir çizgi izlenmeyecek. O zaman orada yer alıp da katkı sağlamamızın bir manası da yok. Yani biz çünkü dediğim gibi hemen ne olursa olsun ilk seçimde 3 arkadaş, 5 arkadaş milletvekili olsun meclise girelim. Bunu çok mantıklı görmüyoruz. Yani meclisin şu andaki sistemde zaten tamamının ne kadar etkisi kaldı ki? Evet. Bir de 3 tane, 5 tane, 10 tane milletvekilinin veya hatta 20 olsun. Ancak bir grup toplantısında konuşma yaparsınız belki ama diğer taraftan milletin faydasına olmazsa, yanlış icraatlar yapılırsa o içinde bulunduğunuz yapı tarafından, blok tarafından onun da vebali var. Anladım. Onun için bizim asıl derdimiz dediğim gibi maddi kalkınma, manevi kalkınma hamlelerimiz var. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet sağlanacak. Yeniden Büyük Türkiye için projelerimiz var. Evet. Bu kitaplarda ortaya koyduğumuz projeler var, atılması gereken adımlar var. Bunlar üzerinde uzlaşmak lazım. Yoksa illa bir ittifakta yer alacağız diye bir şey yok. İşte bu sistemde mecbur kalıyorsunuz, yani mecbur kalmazsınız bu hani halk arasındaki tabirle
Allah'ın emri değil. Evet. Kendim giriyorum dersiniz, gidersiniz. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir soru tabii, şöyle. Tabii. Hani Ütopya gibi de gelebilir. Bayram Bey sormuş da. Şimdi diyor ki, acaba diyor milli görüşçüler siyasette bir araya gelemezler mi? Şöyle de açmış. Efendim Saadet Partisi'nde tabii ki milli görüş, rahmetli Erbakan Hoca'nın kurduğu parti. Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi. Bir de AK Parti içerisinde çok geniş bir milli görüşçü, o tabandan gelen bir şey var. Yani bir milli görüşçülerin bir araya geldiği bir siyaset tablosu kurulabilir mi, kurulamaz mı? Ütopya mı bu? Bayram Bey sormuş, ben de tabii zaten. Güzel söylüyor. Tabii milli görüşün prensipleri belli. Bu prensipler etrafında bir araya gelmek önemli. Ama bununla ilgili tabii mevcut iktidarın, AK Parti'nin maalesef 19 senelik icraatlarında hep söylüyoruz. Yani milli görüşe çok uzak icraatlar maalesef yapıldı. Kendileri de zaten ifade etti, biz milli görüş siyaseti yapmıyoruz, real politik yapacağız diye. İşte en son orta vadeli ekonomik programda açıkladılar. Bu sene 170 milyar TL faiz ödüyor hükümet, devlet. Önümüzdeki sene 240 milyar ödeyecek 2022'de. 2023'te 290 milyar, 2024'te 320 milyar. Yani diyor ki, ben iktidarda kalmaya devam ettiğim sürece önümüzdeki 3 senede 852 milyar lira daha faiz ödeyeceğim. Ve önümüzdeki sene 240 milyar lira faiz ödemek demek, 1 saatte 10 bin asgari ücreti faize vermek demek, 24 saatte 240 bin asgari ücreti faize vermek demek. Böyle bir tabloda tabii nasıl milli görüşten bahsedeceksiniz? Denk bütçe 19 seneden beri yapılmadı. Borçlanma ve faiz ödemeleri 19 seneden beri en üst seviyede devam etti. Dış politikada Irak konusu var, Büyük Ortadoğu projesi konusu var, NATO'nun Libya operasyonuna destek konusu var. Birçok hatalar, milli görüşte taban tabana zıt. D8 ve D60 milli görüşün dış politikadaki ana hedefleri, ana ekseni. Bununla ilgili adım atılmadı, bir arpa boyu yol alınmadı. Hatta D8 ülkeleriyle ticaretimiz 30 milyar dolardan 14 milyar dolara kadar düşmüş, daha da gerilemiş. Avrupa Birliği, Amerika ve G20 odaklı bir dış politika izlendi. Dolayısıyla tabii bu yanlışlardan dönülmesi, milli görüşün çizgisine, istikametine gelinmesi durumunda tabii birliktelik olur. O zaman bir problem yok. Saadet Partisi'nin de milli görüşe aykırı birçok konularını internette de var. Daha önce katıldığımız yayınlarda da anlattık. Bu yanlışlardan dönülmesi lazım. Ancak buna rağmen mesela 3. ittifakla ilgili biz partileri sayarken Saadet Partisi'ni de saydık. Evet. Yani gelsinler, onlar da bunun içinde bulunsunlar. Bizim böyle bir rezervimiz, ön yargımız yok. Ama buna rağmen yok, ben CHP'nin, HDP'nin olduğu bir yerde olacağım derse de tabii yapacak bir şey yok. Bunu da ifade etmiştik. İnşallah, dediği gibi, bizim de en büyük aslında isteğimiz bütün partilerde, bütün milletimizde milli görüş prensipleri etrafında bir araya gelse. Çünkü kurtuluşun tek ilacı, tek yolu milli görüştür diye inanıyoruz. Bu siyasette zaten onun için yapıyoruz. Evet. Bir sorabilir miyim bir şeyi? Tabii. Sayın Abdullah Gül etrafında bir hareketlenme. Hani yeniden topa girdi, yeniden devreye girdi gibi. Ben sizin Sayın Ali Babacan'la ilgili, onun ekonomi yönetimiyle ilgili eleştirilerinizi de biliyorum. Tabii. Oradan yani bir şey çıkar mı? Bir sinerji, bir sonuç, hani değerlendirmesi. Yani çıkmaz. Ben onunla ilgili hep söylüyorum. Tayyip Bey'e getirdiğiniz eleştiriler, yani o eleştiriler yüzünden, nedeniyle veya Tayyip Bey'in gitmesini istiyorsunuz. Tamam. Buraya kadar bir mantık var. Tayyip Bey gittiği zaman biz gelip de farklı bir şey, şunu yapacağız, o eleştirdiklerimizin tam tersini, şunları yapacağız deseniz, onun da bir mantığı var. Ama siz Tayyip Bey'i eleştirip yanlışlarını söylüyorsunuz. Onun için gitsin. Yerine getirmek istediğiniz o yanlışların, o eleştirdiklerinizin alası var. Yani mesela işte Amerikan yönetimiyle ilgili konu. İşte Tayyip Bey diyorlar, Amerikan askerlerine dua etti. Abdullah Gül de, Sayın Abdullah Gül de dünyada demokrasi için en çok askerini, evladını şehit veren Amerika'dır dedi. Efendim Tayyip Bey Amerika'da Yahudi lobileriyle görüşüyor. Abdullah Gül de Londra'da Chatham House'dan kristal küre ödülü alıyor. İşte Tayyip Bey faiz dünya gerçeğidir dedi. Abdullah Bey de ben Erbakan Hoca'nın adil düzenine inanmıyorum, liberal ekonomiye inanıyorum dedi. Bu da aynı şey demek zaten. Tayyip Bey Erbakan Hoca'ya karşı çıktı, parti kurdu, ayrıldı. İlk bayrak açan Fazilet Kongresi'nde Abdullah Gül'dü zaten. Evet. Şimdi diyorum ki yani, ve yine Sayın Abdullah Gül'ün hükümetin içerisinde mesela Irak operasyonu ile ilgili tutumu, Amerika'nın Irak operasyonu, tezkere geçsin diye gece uyumadık dedi. Amerikalılara ne diyeceğiz diye üzüldüm dedi. Yani o Irak işgalinde Tayyip Bey destek oldu diyorsunuz ve ondan çok Abdullah Gül destek oldu. Yani bunun mantığını zaten ben anlayamıyorum.
Özellikle tabii bizim ayrılmış olduğumuz partidekilerin Abdullah Gül konusundaki ısrarı veya hevesi. Ne olacak yani, bunda bir mantık yok. Temel eleştirileriniz fazlasıyla Sayın Abdullah Gül'de de var. Evet. Hep o değerlendirmeyi yaptık. Evet. Üstad, senin bu ittifaklar noktasında 2023'e doğru söyleyeceğin şeyler var mı? Yok yani, onların hepsini kendi cephesinden açıkladı Sayın Genel Başkan. Evet, İttifaklarla ilgili. Senin ekleyeceğin bir şey var yok, mı? Yok, ittifaklarla ilgili bir değerlendirmem yok. Yalnız şunu söyleyebilirim. Hani sağ partiler bir araya gelsin deniyor ya. Şimdi sağ deyince hani rahmetli Erbakan Hoca, biz kuşun canlısını istiyoruz. Sağında solunda evet, bir fark yok. Rahmetli Süleyman Demirel diyor ki ya diyor, namaz kılıyorsunuz, abdest alıyorsunuz, istediğiniz kadar tespih çekiyorsunuz, daha ne istiyorsunuz diyor. O da diyor ki ya diyor, sizin diyor avcılar diyor kuşu diyor avlarlar diyor. Sonra içini diyor doldururlar onun diyor. Süs malzemesi olarak koyarlar. Siz böyle bir kuş istiyorsunuz. Biz diyor o kuşun diyor canlısını istiyoruz. Şimdi hani sağ parti, sağdan ne anlaşılıyor? İki kutuplu dünya yok artık. Hatta işte, Erbakan Hoca'nın biraz daha ötesi var. Yani solcular diyordu, narkoz vermeden keserler, ameliyat ederler. Kolunu bacağını bağırta bağırta keser. Sağ partiler, kapitalistler de diyor narkoz verir. Keser seni diyor, kolun bacağın gider, haberin olmaz, duymazsın. Gözünü bir açarsın ki ne kol kalmış. Yani birisi şeytanın sağdan, birisi soldan yaklaşması tabii, gibi yani, bir soruca çıkıyor. Zaten, onun için İyi Parti, hani sağ parti, mesela Yeniden Refah Partisi ile İyi Parti'nin örtüşen yönlerine bakıyorum ben. Alt alta koyuyorum. İstanbul Sözleşmesi yok. Sürekli tabii. Nafaka yok. Süresiz nafaka meselesi efendim, yok. Dünya Sağlık Örgütü, küresel Avrupa organizasyon Birliği yok. Konusu yok. Ondan sonra, hangi noktada uzlaşıyorsunuz? İkiniz de partisiniz. İkiniz de parti. Şöyle yani, ben onu hep yönü anlatırken özellikle kelimeleri özenle seçiyorum. Diyorum ki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği, yani biraz önce de söyledim, yani 80 senelik bir geçmiş var. Seçmen bu konuda artık bir algı oluşmuş ve bir kanaat oluşmuş, bu kemikleşmiş. Yani bunu ne yaparsanız yapın bu algının önüne, bu kanaatin önüne geçmek çok zor. Bunu Erbakan hocamız da 40 sene uğraştı, anlatmak istedi. Halen daha ama onun bu çabasına rağmen sağ sol ayrımı belirginliğini koruyor. O nedenle bunu söylüyorum. Yani biraz önce de söyledim. Mesela işte bunu yaptığınız zaman ne kadar faydalı işte yapsanız tepki oluyor. Anlatmanız gerekiyor. Yıpranıyorsunuz, dışlanıyorsunuz. Asıl oy almak istediğiniz, size sempati duyan tabanla aranıza mesafe giriyor. Bu Saadet Partisi örneğinde çok bariz. Yani biz hatta gittiğimiz yerde bizi karıştırıyorlar o partiyle. Şeyde, rozette kırmızı hilal de var. Belli bir mesafeden de aa diyorlar, Saadet geldi. Kahveye sokmuyor. Senin verdiğin diyor şeyi almam, çiçeği almam diyor. Burada konuşamazsın diyor, yazıklar olsun diyor. Bağırıyor, çağırıyor. Hatta üye standlarımıza gelip hacı amcalar bağırıyorlar, kızıyorlar. Sonra öğreniyorlar, özür diliyorlar. Şimdi böyle bir duruma düşüp de asıl yapacağın işi yapmaya vakit bulamayacaksın. Kendi derdini anlatmaya dediğim gibi vakit bulamayacaksın. Buna gerek yok. O anlamda söylüyorum. Yoksa uygulamada işte ben zaten muhalefetin, meclisteki muhalefetin uygulamalarını ben de söyledim. Yani çok da bir farkları yok. Ama 80 senelik bir şey var. Bizim bir hocamız var. Galat'ı meşhur diyor. Yani toplum arasında yaygınlaşmış, kanıksanmış, doğruluğuna inanılmış bir takım hususlar. Bunlarla bir de mücadele edip savaşmanın bir anlamı yok. Yoksa aslında yapılması gereken şu kitaplardaki milli görüş adımlarının uygulanması. Asıl mesele bu. Evet. Ben direkt bir soru daha sorayım. Sayın merhum Necmettin Erbakan bir siyasetçiydi ama ondan, bana göre ondan daha önemlisi bir dava adamıydı. Tabii. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Siz de o noktadan hareketle siyasetin içindesiniz ama ortaya koyduğunuz perspektifle siz de bir dava adamı görüntüsü veriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz bu noktada? Biraz çünkü bunu bizi izleyenlerin net bir şekilde fark etmelerini istiyor. Tabii o noktada aslında bizim rahmetli Erbakan Hoca'nın vefatından sonra hem MHP'den Sayın Devlet Bahçeli'nin bizlere daveti oldu. İşte Konya'dan milletvekili adayı olunması, hatta işte MHP listesinden ama bağımsız milletvekili adayı olunması. Bunun yanında tabii AK Parti'den Sayın Davutoğlu başbakandı. Bülent Arınç Bey de başbakan yardımcısıydı. Gene oradan bize milletvekilliği için teklif oldu. Hatta birkaç arkadaş da hem MHP'de hem AK Parti'de yanımızda olabilir diye söylendi. Ama biz bunları mesela kabul etmedik. Bunu da her zaman söylüyoruz. Kendilerine teşekkür ettik. Çünkü bir hedefimiz var, bir idealimiz var.
ve onları yetki sahibi olup da gerçekleştirmek istiyoruz. Yoksa biraz önce de söyledim ittifaklarla ilgili. Yani biz milletvekili olalım, birkaç arkadaşımız milletvekili olsun. Bu kadar küçük hedefler için tabii yola çıkmadık, bu kadar mücadeleyi bunun için vermedik. Asıl buradaki bu kurtuluş için gerekli olan adımların atılması ve paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin tesis edilmesi, maddi ve manevi kalkınma hamlelerinin sağlanması, yeniden büyük Türkiye'nin kurulması, Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünya yolunda adım atılması ki bunun için D8'in canlanması lazım, D60 adımının atılması lazım. Asıl hedeflerimiz, ideallerimiz var. Yani biz zaten birkaç arkadaşımızla meclise girelim diye, bu işi yapmıyoruz diye de o zaman da söyledik, şimdi evet. de söylüyoruz. O çok önemli çünkü aslında izzet, şeref, onur, hepsi bunların dava adamı olmakla ilgili. Yoksa U dönüşleri, 180 derece dönüşler, slalom, dün siyah dediğine bugün beyaz demek millet tarafından da görülüyor ve evet. tabii dünyada da insanın itibarı kalmıyor. Değmez, yazık. İnşallah Erbakan hocamız gibi, o mesela 69'da yola çıkarken ne söylediyse 2011'de vefatından bir gün önce de, bir saat önce de aynı şeyleri söyledi. Kimse de U dönüşü yaptı, dün böyleydi, bugün böyle diyemez. Çünkü davası var. O davası uğruna bedel ödemekten korkmamış, iktidarı kaybetmekten korkmamış, taviz vermemiş, istikametinden sapmamış. İnşallah biz de o niyetle, o amaçla yola çıktık. Aynı dava uğrunda yola çıktık. İnşallah biz de o şekilde yürürüz. Çünkü dediğim gibi 3 günlük dünyada bu gibi şeylere değmiyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun da Allah rahmet eylesin öyle evet. bir sözü vardı. Yani bir saniye sonrasını bilemediğin mi? Bir saniyesine bile hükmedemediğin mi? Hayat için fırıldak olmaya gerek yok diye Allah rahmet eylesin. Evet. O da bir dava adamıydı. Asıl mesele o. Bir de tabii davanın meselesi de milletin derdine derman olmak. Evet. İnsanların kurtuluşuna vesile olmak. Asıl davamızın özü o. Evet. İnşallah nasip olur. İnşallah. Tamam, şimdi 35 evet. yaş şiiri. Dante gibi yarısındayız ömrün. Şimdi 35 yaş yarı yaş sayılıyor. Evet, doğru. Ama bir şeye göre de bana genç diyorlar. 56 yaşındayım. Ben diyorum gencim yani. Niye size yarı yaş diyorlar. Evet. Şimdi gençlik yaşını nereye kadar uzatabiliriz? Belki 40'a kadar çıkabilir. Hani 18 deniyor, 20 deniyor ama 40'a kadar. Şimdi tabii ki siyasetin en büyük mücadelelerinden biri de genç kesimin desteğini alabilmek. Şimdi siz böyle bir araştırma yaptınız mı? Size destek veren, size oy verecek olanlar, sizin üyeleriniz arasında genç oranı, belki bu sınırı, işte 40 sınırını dikkate alarak nedir? Böyle bir tespitiniz var mı? Bir de bir takipçim yazmış. Gençliğe vereceği mesaj var mı? Gençliğe ve bize, biz gençlere çok diyor. Doğru. Evet. Bir kere Türkiye gibi genç nüfusun bu kadar yoğun olduğu ülkelerde gençlerin talepleri, gençliğe hitap etmek çok önemli. Bizde Z kuşağı da 18-30 yaş arası seçmende gerçekten çok yüksek oranda. Bu aslında Cenab-ı Allah'ın bir nimeti tabii. Buna şükretmek lazım. Batı'da mesela hem nüfusu yaşlı hem de azalıyor. Azalmasa bile artmıyor. O nedenle aslında bizim için, Orta Doğu'daki diğer İslam ülkeleri için bu Cenab-ı Allah'ın büyük bir nimeti. Tabii bir defa bizim kadromuz genç. En başta genel başkan genç. Siz 40 yaşa kadar dediniz ama 42'de herhalde kurtarır diye evet. Öyle olunca o gençlerle aynı dili konuşmak, onlarla aynı hisleri paylaşmak, bunlar aslında çok önemli. Yani mesela 70 yaşında bir insan ne kadar gençlerle hemhal olmak istese, ne kadar onların taleplerini, beklentilerini, sorunlarını baksa, çalışsa bile aynı gözlükle bakması gerçekten de zor. Bir kere böyle bir avantajımız var. Hem MKYK üyelerimizin hem ilçe başkanlarımızın yaş ortalaması gayet düşük. Yani genç anlamında söylüyorum. Tabii üyelerimizden de İstanbul Teşkilatımız böyle bir inceleme yapmıştı. %65 oranında mesela 35 yaş altında. 30 yaş altında çok ciddi bir oran var. Üyelerimizin, İstanbul'daki üyelerimizin oranı. Bir de bizim mesela online üyeliğimiz. Online üyelik genelde hep gençler tarafından tercih ediliyor. Kendinizin form doldurup da birebir iletişim kurarak üye yaptıklarınız ayrı. Bir de online kendiliğinden internet üzerinden üye olanlar hemen hemen başa baş gidiyor. Yani dolayısıyla bu ciddi bir oran. Online üyelik gençlerin bu şekilde ilgi göstermesi. Bir de tabii gençliğe yönelik olarak hep söylediğimiz şu var. Bir defa yapılması gereken gençlerimize kaliteli bir eğitim verilebilmesi. Evet. Şu anda en önemli problemlerinin başında bu geliyor. O eğitimin de sınavdan geçmeye yönelik, sadece yüksek not alıp da diploma almaya, bir kağıt parçası almaya yönelik değil, gerçek hayata yönelik, uygulamaya yönelik, gerçekten meslek edindiren bir eğitim olması.
Burada da gene işiniz bitmiyor. Meslek edindi. Gerçekten uygulamaya yönelik bilgisi, donanımı, becerisi var. Bu gence bir istihdam imkanı, iş imkanı sağlamanız lazım. Hatta mümkünse doğup büyüdüğü toprakta, kendi ilinde, ilçesinde istihdam. Burada da bitmiyor. O istihdamla elde edeceği gelirin de kendisini, ailesini kimseye muhtaç olmadan konforlu bir şekilde yaşatacağı bir gelir olması lazım. Biz işte bütün bu saydığım adımları parti programımızda da, konuşmalarımızda da gençlerimize vaat ediyoruz. Bu son derece önemli. Ve tabii diğer bir vaadimiz de işe almada, görevlendirmede, hangi alanda olursa olsun, kamuda, bürokraside, belediyelerde ehliyet, liyakat, adalet prensipleri geçerli olacak. İşte dayısı olan değil, hakkı olan makama gelecek. Bu da gene gençlerimizin en muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Diyor ki benim donanımım kimse de yok. Sınavdan da en yüksek notu alıyorum. Sonra mülakatta eliyorlar. Beni tercih etmiyorlar. Öyle olunca tabii mesela Türkiye'de boşta gezen genç oranı diye bir istatistik var. Evet. OECD ülkeler arasında en yüksek. %30'un üzerinde boşta gezen. Boşta gezen demek ne çalışıyorum ne okuyorum. Ne çalışacağım ne okuyacağım. Çok mantıklı. Neden? Çünkü çalıştığı zaman zaten yine aç kalıyor. Yani siz açlık sınırının 3890 lira olduğu yerde 2825 lira asgari ücret verirseniz bir saatlik saat başına asgari ücretlerin ücreti 70 sente düşmüş. Şimdi doların 13.70 olmasıyla neredeyse Afrika ülkeleri seviyesine gidiyor. Ben bir saat çalışıp da 70 sent alacaksam diyor çalışmam. Okumam, niye okumam? 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz var. Kardeşi, abisi, akrabası, arkadaşı diploması var. Hatta iki diploması var. İşsiz kaç senedir açlık alıyor. Diyor ki o zaman bu ülkede okumaya da gerek yok. Ne kadar donanımlı da olsam, ne kadar çalışsam da sonunda beni eleyecekler. Çünkü torpilim yok. Evet. Öyle olunca mesela gene araştırmalar gösteriyor. 18-30 yaş arası kitlenin %60'ı fırsatım olsa diyor başka ülkede yaşarım, bu ülkede yaşamam. Bizim biraz önce anlattığım adımlar bütün bu sorunların aslında çözümü niteliğinde. Öncelikle tabii bunu yapmak lazım. Çünkü kimseye muhtaç olmadan insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatını sürdüreceği bir gelir seviyesi, bunun sağlanması, bunun sağlanabilmesi için gerekli istihdamın oluşturulması, yine bunun için kaliteli bir eğitim alınması, bunları vaat ediyoruz. İnşallah gerçekleştirmek nasip olur. İnşallah. Gençlerimize aslında en önemli vaatler bunlar diye düşünüyorum. İnşallah. Medya konusunda ne düşünüyor? Ben onu da merak ediyorum Sami Bey. Şimdi Akit Televizyonu ekranlarında ben SPC'ye gördüm. Yani 2-3 program galiba ben yine böyle sorularla, yorumlarla katılmıştım. Habertürk Televizyonu'nda bazı yayınları gördüm. İşte Global TV'de galiba. Böyle hani yavaş yavaş açılmaya başladı da Yeniden Refah Partisi açısından. Yine de şeyden, sizin tabandan bana yani yeterince çıkartmıyorlar falan gibi böyle şeyler geliyor. Tabii yeterincenin de ölçüsü nedir bilmiyorum ama sizin böyle bir şikayetiniz, yakınmanız var mı? Var, çok doğru. Çünkü yani aslında bu saydıklarımızı saysak hadi 20 tane 30 tane program olsun. Şimdi 3 sene olmuş biz partimizi kuralı. 23 Kasım 2018'den bugüne kadar 3 seneyi de geçti. 3 senelik bir süreye bunları koyduğunuz zaman, böldüğünüz zaman gerçekten çok seyrek. Hatta şunu söylüyoruz ya, yeni kurulan partileri çıkarıyorsunuz. Hangi kritere göre çıkarıyorsunuz? Yani onlar muhalif diye çıkarıyorum desen bizim de muhalif noktada eleştirilerimiz var. Onların üye sayısına bakıyorum deseniz onların üye sayısının 4 katı 5 katı bizim üyemiz var. Teşkilatlanma düzeyine bakıyorum deseniz onların teşkilatlanmasının çok ötesinde bizim teşkilatlanmamız. Bizim büyük kongremiz iktidar partisininkinden büyük oldu. Yani Ankara Arena'da evet. 40 binin üzerinde insan katıldı. Katılan emniyet mensupları. Hem AK Parti'nin kongresine, diğer partilerin kongresine, hem bizimkinde görev yapan emniyet mensupları. Her ikisine katılan katılımcılar bunu açıkça ifade ettiler. Yani Türk siyasi tarihinin en büyük kongresi diyorum ben hatta ki onu yaptığımızda biz parti kurulalı daha 11 ay olmuştu. Bizim genel başkan yardımcılarımızdan akademisyen, profesör seviyesinde olan, bakanlık yapmış olanlar var. Diğerlerinin genel başkan yardımcılarını dahi çıkarıyorsunuz. Yani daha hatta bizim teşkilatlanma seviyemizin onda biri seviyesinde olan daha 2 ay 3 ay önce kurulmuş partinin genel başkan yardımcısını çıkartıyorsunuz. Yani burada gerçekten de bir ambargo olduğunu düşünüyoruz. Ve çok zaman zaman şu son dönemde biraz kırıldı dediğiniz gibi ama Milli Görüş tarihinde de çok örneğini gördük bunun. Rahmetli Erbakan Hoca'nın gene bir meşhur örneği var. Mecliste, kürsüde konuşma yapıyor. Sonra diyor ki ya sana söylüyorum TRT'ci diyor. Burada diyor akşama kadar duruyorsun, akşam bakıyorum.
kendimi göremiyorum televizyonda. Sen bu kameranın içine kaset mi koymuyorsun? Çekiyormuş gibi yap, çekmiyor musun yoksa diye takılıyor. Şimdi bunun özelliği şu, önemi. Yani mecliste grubu olan partinin lideri bu. Meclis kürsüsünde yaptı konuş. Şimdi ona bunu yaptıktan sonra bize yapmaları tabii normal diyorum. Çünkü biz daha hiç seçime bile girmedik. Evet. Daha henüz bir oy da almadık. Bizim Milli Görüş hareketinin maalesef kaderi. Evet, burada ben biraz konuların dışına çıkarak Sayın Genel Başkan'ın da hoşgörüsüne sığınarak bir tabii soru yöneltmek istiyorum. Sayın Genel Başkan, babanızı özlüyor musunuz? Tabii, yani çünkü özellikle mesela birçok konularda şimdi istişare etme imkanı olurdu, danışma imkanı olurdu. Gerçekten çünkü maddi manevi çok donanımlı bir insan. Yeri doldurulması çok zor. Hatta ben bazen diyorum yani 150-200 senede bir gelecek bir insan. Yani hukukçular diyorlar ki ya hukuku biz ondan öğrendik. İlahiyatçılar, hocalarımız diyorlar ki ya bize bir Fatiha tefsiri yaptı. Biz daha önce hiç böyle bir tefsir duymamıştık. Efendim doktorlar diyorlar ki ya bizim hiç düşünmediğimiz bir noktayı bize söyledi. İşte bir tane üniversitede yaşanmış olay var. İşte matematik bölümünde doçentlik alacak arkadaşı. Bir türlü tezini savunamıyor, geçemiyor. Diyor ki ben şey yapayım senin yerine, ben sen sunmayı bilmiyorsun. Evet. Arkadaşının yerine sunumu yapıyor, bu sefer hocalar kabul ediyor. Yani matematik deseniz matematik. Öyle olunca gerçekten hidayeti ve ilmi bünyesinde birleştirmiş. Ben bazen diyorum ki tabii Cenab-ı Allah adil olduğu için adaleti gereği böyle ağır yükler yükleyeceği, evet, önemli misyonları gerçekleştirecek insanlara bir takım üstün özellikler veriyor. Hafıza mesela, yani ben çok yaşadım. Evet. Ya diyor 20 sene önce Almanya'da diyor sohbette diyor beni gördü. 20 sene sonra İstanbul Fatih'te arabanın sunroofundan kalabalığı selamlıyor. Ben de diyor kalabalığın içindeyim. Evet. Bana diyor seslendi. İşte ne yapıyorsun? Bizim o görüştüğümüz şehirdeki bilmem falanca kişi ne yapıyor dedi. Evet. 30 sene önce diyor Van'da görüştük. 30 sene sonra Afyon'da diyor karşılaştık. 30 sene sonra diyor adımla hitap etti. Ya 30 sene de bir kere insanın tipi değişir, görüntüsü değişir. Evet. Şimdi biz genç olduğumuz halde bazen daha geçen sene gördüğümüz insanın ismini hatırlayamıyoruz, çıkaramıyoruz. Yani Cenab-ı Allah hakikaten çok üstün özellikler vermiş. Ama tabii herkese de verdiği kapasite kadar Allah imtihan ediyor, hesap soracak. Onun için bizim de hepimizin kendi kapasitesi oranında, ölçüsünde aynı istikamette yürümesi lazım, çalışması lazım. Evet. Sen yolu açtın madem. Ben de rahmetli Nermin Erbakan, şimdi tabii erkeklerin bir başarısı var arkasında mutlaka da. Tabii. O başarıyı aslında yani esas kahraman da diyebileceğimiz bir şey var. Doğru. Rahmetli mekanı cennet olsun. Çok fazla öne çıkan, öne çıkmayı da seven, yani aile yapınız da öyle değildi. Değildi, bir insan değildi. Ama çalışırdı da. Yani siz anlatır mısınız biraz rahmetli Nermin Erbakan'ı? Doğru. O daha ziyade teşkilat çalışması kısmında aktifti rahmetli Nermin anne. Bu protokol kısımlarında dediğiniz gibi işte başbakanlıkta veya Milli Selamet Partisi döneminde ön plana hiçbir zaman çıkmamış. Allah rahmet eylesin. Hatta işte karda arabayla bir teşkilat toplantısına giderken mahsur kaldıkları da olmuş. Birçok anıları hakikaten Türkiye'de Erbakan hocamızın tabii anıları daha da çok ama hatıraları Nermin annenin de çok var. Kadın kollarında, hanım teşkilatında çok aktif bir şekilde çalıştı. Son derece mütevazi ve o da aslında bir dava insanıydı. Dava adamı demeyelim ama bir dava insanıydı hakikaten. Allah rahmet eylesin. Bir de tabii çok zor dönemlerde dik durmuş. Erbakan Hoca'nın destekçisi olmuş. Mesela 12 Eylül döneminde işte idamla yargılanıyor Erbakan Hoca. 3 tane çocuğuyla kalmış ve o sırada da zatüre olmuş. Evet. Bir yandan hastalık var, bir yandan 3 tane küçük çocuk var, bir yandan eşiniz idamla yargılanıyor. İşte bütün banka hesapları dondurulmuş, her şeye el konulmuş. Yani gerçekten çok zor günler atlatmış. Allah rahmet eylesin ve bunlarda da gerçekten büyük bir destek sağlamış. Onun da tabii aynı dava inancı olduğu için. Yoksa zaten bunlara katlanmak gerçekten de çok zor. Sizin psikolojinizle ilgili ne yapardı? Ya nasıl bir anneydi? İşte kimisi disiplinlidir, çok fazla disipline önem verir. Disiplinliydi tabii çünkü o babanın... Ders çalış sürekli der miydi tabii böyle? Tabii babanın yokluğunun doldurulması bakımından. Çünkü Erbakan Hoca'nın bizimle ilgilenip de vakit ayırıp böyle yoğun bir şekilde başımızda durup takip etmesi tabii mümkün değil. Evet. Öyle olunca biraz daha disiplinle ve yakın ilişki kurarak o açığı kapatmıştı. Çoğu zaman aslında hem annelik hem babalık yaptı. Çok takip eder miydin mesela sizin dersleri?
tabii, ne bileyim tabii. Oturmanızı, kalkmanızı, tabii, her şeyi böyle. Nereye gidiyor, nereye geliyor, nereden geliyor tabii çok dikkat ederdi. Mesela işte sokakta çıkıp oynamamızı, o aşağı ayrancıdaki evimiz vardı o zaman 80'lerde. Ona hiçbir zaman izin vermezdi. Biraz da tabii siyasi konumun da etkisiyle biraz tedbirliydi. Hatta biraz belki evhamlıydı da diyebiliriz. Ama bu tabii yaşanan acı olaylar, bir takım tecrübeler de onu o noktaya getirmiş. Bir de tabii babanın olmaması o sorumluluğu onun üzerine daha da ağırlaştırmış. Dediğim gibi hem annelik hem babalık yapması lazım. Hem sağlığımızla ilgilenmesi, hem derslerimizi takip etmesi, hem psikolojik olarak, duygusal olarak bizim yanımızda olması. Gerçekten de yükü ağırdı. Çok ağır yükü. Evet. Onun için de evet. Sayın Genel Başkan, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Bu yoğun temponuz içerisinde sağ olun, ben bize vakit ederim. Ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben de tabii hem size hem ekip arkadaşlarına, Serdar Bey'e evet. teşekkür ediyorum. Ve bizi tabii dinleyen, izleyen, takip eden bütün izleyicilere de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hayırlı olur, hayırlı sonuçlara vesile İnşallah olur. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ankara Kulisi'nin sonuna geldik. Ankara stüdyolarında Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk kadının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı bir video, bir VTR var. Onu izleyeceksiniz. Efendim Ankara'dan, Ankara Kulisi'nden bugünlük bu kadar. Hayırlı haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.